Serimize Galatasaray'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray geçtiğimiz günlerde 15 Nisan'da bir haber geldiydi. Neydi? Bankalara olan borcu kapanıyor bir şey falan öyle bir haber geldi. Onun da etkisiyle 10 liralara 11 liralara kadar gitti. Okey, güzel yükseldi. Ama bu tarz yükselişleri pek istemiyoruz. Neden diyeceksiniz? Şimdi ortalama buradaydı. Bu gitti buraya. 11 lira ortalama kaldı buralarda. Biz nasıl istiyoruz? Ortalamalara yakın. Aynı nasıl Beşiktaş yükseldi. O tarz bir yükseliş yapmasını bekliyoruz. O yüzden bu buraya gittiğinde zaten ortalamalara geleceği, ortalamanın fiyatı, bu fiyatın ortalama yaklaşık bir yerde ortada kesişecekleri belliydi. Şimdi bir bakalım neler bekliyor bizi Galatasaray ile ilgili. Aslında trendi güzel. Trendi baktığımızda aylıkta hep ortalama yalan ayrı uzaklaşsa da yani şuralarda ortalamaya değiyor, yükseliyor, uzaklaşıyor, değiyor, uzaklaşıyor, değiyor. Bu şekilde bir trendi var ve sürekli de yükselen bir trendi var. 2000 Mart 2022'den beri farkında olmadan da insanlar fark etmeyebiliyor. Sürekli düştüğü için ise. Ama güzel bir desteği var. Yani bu şu anda desteği 5 lira 80 kuruş gözüküyor. Ama şimdi bu aylıkta baktığımız için böyle. Günlükte daha detaylı seviyelerini göreceğiz. Yani bu kadar, bu en aşağıda yani desteği, teminat noktası diyebiliriz. Hatta şöyle yaparsak şuradan bakın tam şu anda desteğinde aslında. 8 lira 41 kuruş. Yani Galatasaray'da neler olacak onu ilerleyen zaman gösterecek. Geçen sene de çok beklenti vardı. Yükselmedi ama bu işler spor hisselerinde beklentiye bakmıyor. Bakın Beşiktaş mesela beklenti oldu. Beklenti yok, hiçbir şey yok ama yükselişe devam ediyor. Daha yeni taban yapmaya başladı. Ve şurada da bir üstte üst kanala çıkmış. Üst banta geçmiş yani şuraya geçmiş. Bu iyiye işaret. Burada da yukarıda da 11-14. Zaten 11-14'ler, 11 liraları varmış. Şuradaki zirve ile birlikte 10 lira 80 bu dirençten dönmüş. Yine buraya tekrar takip eder. Buradan dönecekse döner. Şimdi seviyelerine bakacağız daha detaylı. Umut var mı yok mu? Hatta şuradan bakalım. Sanki günlükte daha iyi belli olacak. Şuradaki düşen trendi kırmış gibi. Şurada da dipler olduğunu varsayarsak. Şurada da dipler olduğunu varsayarsak. Şuradaki üçgenden kurtulmuş yani şu geçen ay Mayıs ayında kopmuş yukarı doğru. Hani hep diyoruz ya üçgeni yukarı kırarsa ya da aşağı kırarsa hacimli gider. Burada sıkışma devam ettiği sürece. Bu üçgen üzerinde kaldığı sürece her zaman olumlu. Şimdi bir günlüğe bakalım. Günlükten ne gözüküyor? Baktığımızda günlükte de doğru burada düşen trendimiz var. Hatta şöyle yapalım bunu düzenleyelim. Bakalım 7 lira 93 kuruş. Bir düşen trend desteği var. Şimdi dolar bazda bakacağız zaten. Şunları sileceğim kafa karıştırmamak adına. Hatta şunları bile silebiliriz. Üst kanalda olduğunu söyledik. Haftalıktan bir bakalım. Çanak çömlek var mı bir şey? Ne olabilir? Şurada belki bir yatay alandan bahsedebiliriz. Şurada şöyle söyleyelim. Şöyle bir yatay alan var gibi. Sanki şöyle sol omuz, baş, sağ omuz yapmış. Yukarı kopmuş ama orada kalmış. Şimdi bu yatay alanı katladığını varsayarsak gidebileceği yer var gibi gözüküyor. Bir de bu bölünmüştü geçen Ağustos ayında. %100 bölündü. Yani bu fiyatlar normalde şu anda bu fiyatı 8.16. 8.60 olsa ne yapar? 8, 16, 17, 18 lira falan gibi bir
Fiyat yapar. 8, 16, 10, 8, 16, 17, 20, 16 lira gibi bir fiyat yapar. Şu anda çanak katlama hedefi 13 lira 54 kuruş gözüküyor. Hatta şuradan bir Fibonacci seviyesine bakalım. Ya bu hedeftir. Bu gidebileceği yeri şu anda söz. Onun üstüne giderse bakın 1.618'de nereye geliyor? 11.95. Onu da işaretleyelim. 11.95. Genelde 1.618'de satış yer ya da daha öncesinde satış yer diyoruz. Bakın şurada mesela 10.80'lerde yemesinin sebebi artık buralara yaklaşmış. Bu aşağılardan bir daha bir tepki yapsa, yaparsa eğer, tekrar yukarı sıçrarsa bir sonraki satış yeri muhtemelen 11 lira 95 kuruş olabilir. Şimdi 0.78'i nerede bunun? 8.81. Şuraya 8.81'i de yazacağım. 8.81 üzerinde kapatması kalması önemli. Çünkü 0.78'in üstünde kaldığı sürece şu yukarı hareket tekrar devam edebilir. Şimdi şuradaki çıkışın ne kadarındayız? Bir ona bakalım. %0.61'ine gelmiş ölü kediğin sıçradı yer. Muhtemelen buralarda tutulması beklenir. Tutulmazsa zaten 0.78'lere doğru yani 7.93'lere doğru bir hareket olabilir. Oradan belki dönebilir. Eğer artık yani buradan da düşüyorsa yani normalde şuradaki tepelerin tutması lazım. Bu 7.80'de bu 7.93 7.87'lerde buralarda tutması gerekir. Buradan bir tepki yapması gerekir ki şu çanağın tobonun şeyi olsun, kulbu olsun vesaire. Dediğim gibi o üçgenden kurtulması. Şöyle aylıkta bakalım. Aylık değil de haftalıktan bakalım tekrar. Şuradaki üçgenden kurtulması güzel oldu. Yani çok daha bekletmeden. Bakalım evet. 7.50. Daha 7.95. 7.50. Şu 7.50'yi de yazalım. Yani 7.50'nin altına gitmediği sürece üstünde kaldığı sürece iyiye işaret şu 8.81'in de altına gitmezse bunun üzerinde de kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareket devam edebilir anlamına geliyor. Güzel olmuş. Şimdi bir dolar bazlı bakalım. Seviyeleri bunlar bakalım. Burada daha önceden analizi yapmıştık zaten Galatasaray hissesinin. Tabii şu anda şampiyonluk vesaire falan filan olacak. O biraz daha şey yapar. Beklentiyi arttırabilir. Yani arttırabilir dedim. Hem tabii ki de beklentiyi yapacak. Ama hissede de yükselişe sebep olabilir. Anlık düşüşler olsa da. Olumsuz şeylerde. Bir hafta yükselmez mesela. Maç kazanır yükselmez. Bir sonraki hafta derbiye doğru mesela tekrar bir şey yapabilir. Kazanacak. Derbiyi kazanma şeyi beklentisi, şampiyonluk beklentisi, o su bu su derken o ara bir rally yapabilir belki. Kesin olmamakla birlikte burada 3 dolarları görmüş. Yani burada da aslında her analizde söylüyorum ama şimdi aşağı yukarı her Galatasaray analizde söylüyorum ama şöyle bir madde orası da değil pardon. 2015'ten gelen şuradaki düşen trendin kırılması gerek bir kere ya. Bunu kırması gerek ama ne hikmetse bir türlü kırılmıyor. Yani şuraya kadar gelmiş bakın. 32'ye gelmiş. Hadi buraya da geçtik. Şunlar da var bakın artık. İşin içinde 32. 33'ün üstüne çıkması lazım. Yani nasıl az önce TL bazlı üçgenden dedik kurtuldu vesaire. İyi işaret. Bunda da bu 33'ün üstüne çıkması lazım ama bir türlü çıkmıyor. Halbuki baktığımızda şurada yine Mart 2022'den gelen desteği güzel yer edinmiş kendine. Yani desteğiyle direnci arasında ortada bir yerde
21 centleri varken burada da. Centleri var. Yani gene bu da burada sıkışıyor. Muhtemelen bu da öyle ya da böyle kimsenin hiç beklemediği bir anda aynı TL bazlı grafikte yaptığı gibi şu 33'ün üstüne çıkıp tekrar bir yükselecek. Oradan bir aşağı tekrar şu düşen trendin desteğine gelecek gibi görülüyor. Çünkü şuralarda da var. Yani şuralarda da tepeler var. Burada da tepeler var. Aslında her ne kadar bu düşen trendi geçmesinden bahsetsek de yükseliş için asıl kurtuluşu şuradaki, hatta şu belki de şuralar. Bak şurada bir boşluk var. Şuraya kadar 0.70'lere kadar. Bunların 0.70'lere geldikten sonra belki de asıl yükselişi yaşanacak. Çünkü oraya kadar tepeler falanlar filanlar var gene. Şöyle bakalım. Ne diyebiliriz başka? Aslında söylenecek çok da bir şey yok Galatasaray ile ilgili. Günlüğüne bakalım. Şurada Fibonacci şeylerine bakalım. Burada da gene bir yükseliş yapmış. Bu daha net olur yani. Fibonacci seviyeleri dolar bazlı 0.61'e gelmiş. 0.24. 24'e gelir mi bilmiyorum ama 0.26 dikkat etmekte fayda var. Çok da bir şey yok. Çünkü sık sık inceliyorum ben bu hisseleri. Galatasaray'da ara ara ne kadar alfabetik gitsek de ara ara inceliyorum. O yüzden çok da bir şey maalesef bulunmuyor. Yani bulunmuyor derken hani stabil. Aynı şeyleri söylediğimiz için bir hareket olmuyor. Şuraya baksanıza 3 dolardan nerelere gelmiş yani. Şöyle bir şey çizmeye çalışsak ki böyle bir şey yapmaya çok şey yapmayın, yanıltıcı olur. Gerçi yanıltıcı olur diyorum ama 6 dolar birebir kazanma şeyi var ama çok 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 şey düşük yani. Normalde bu tarz başka bir hisse olsa bu, spor hissesi olmasa, gerçi bunlar da spor hisseler de spek hisseler ama başka bir hisse olsa 20 centlerden gider buralara. Şöyle yapabiliriz belki şuradan alırsak. Yani 3-4 en fazla oraları belki ya da oraya da geçtim hatta. Şöyle alalım. Bakın şöyle gitsin. Nerelere geliyor? 2.92, 3 yani. Daha önceki şu zirveleri bile belki görmeyebilir. Çünkü şurada şöyle bir kanalı var bunun. Gerçekten yükseliş yapıyor dememiz için şuradaki alana girmesi lazım ki buradan devam etmesi lazım. Ama oraya gidene kadar da bayağı bir fiyat var vesaire. Çünkü şuradan bile şöyle bakın. Tam da şeydi, şurada 33 saatte tabii ki de burada bir direncimiz var ama ondan önce de şurada tam bu dirençte bakın 26'larda. Bari bunun üstünde takılsa. Aynen öyle, şu şekil. 0.26'larda. Bunu kırmazsa iyi olur. 0.26 sent şöyle de yazayım. Şuradan yukarı bir trend var mı bakalım. Burada da 37'leri gözüküyor. Yani şu anda çok uçup kaçacak bir hali yok diyorum ama ne yapacağı da hiç belli olmaz. Bakarsanız bir ay sonra oydu buydu derken koparırlar. Çünkü bunun spor hisseleri spekülatif hisseler oluyor. 11-12 liralar. 12 liralar olabilir dolar eğer sabit kalırsa bu seviyelerde. 12 liraları vesairesi olabilir. Evet, benim Galatasaray ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Siz ne kadar çok abone olur artık 3000 abone ulaşırsak daha da fazla analiz gelecektir bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.